Merhabalar efendim. Beşiktaş'ta en çok konuşulan konulardan biri yeni hoca kim olacak? 55 gündür yaklaşık bu soru soruluyordu. Beşiktaş yönetimi bu konuda biraz ağır davrandı, daha seçici davrandı ve yeni isim açıklandı. Şu anda da ekranınızda göreceksiniz. Giovanni van Bronckhorst. Aralık ayında da konuşulmuştu hoca ve sonrasında olmamıştı. Şimdi yeniden gündeme geldi. Yapılan anlaşmanın sonucunda da diğer hocalarla da aslında uzun vadeli hep düşünülüyor ama Beşiktaş'ta bu sık değişim aslında her sezon biraz yaşanıyor gibi. Bu yıl en fazlası oldu belki ama. Şimdi geçen yıl çok oldu. Yani geçen yıl sene başından itibaren sürekli bir teknik adam değişikliği ve sonra zaten yönetim değişti. Zor bir yıl geçirdi Beşiktaş. Bu yıl aslında işte geçen yılın ortasında sonlarına doğru gelen yeni yönetimle beraber aslında yeni bir sayfanın açılacağı yıl bu yıl. Ve o yeni sayfayı açmak için de dün akşam teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la anlaşıldı, açıklandı. Hatta bir klip de çekilmiş kendisiyle ilgili. O da ben geliyorum diye bir mesaj yollamış. Şöyle söyleyelim, van Bronckhorst'un futbolculuk kariyeri Feyenoord, Arsenal, Barcelona, daha önce yine Rangers gibi takımlarda, özellikle Arsenal ve Barcelona kısmı 2000'li yıllarda çok çok başarılı. Hollandalı teknik adam. Endonezya asıllı. Evet, Feyenoord'da şampiyonluğu var. Hollanda kupası iki tane var. Feyenoord'da teknik direktörlük kariyerinde evet. Feyenoord'da uzun yıllar sonra şampiyonluğu getirdi. Daha da önemlisi aslında son teknik adamlık yaptığı 2021-22 sezonunda Rangers'la UEFA Avrupa Ligi'nde, ki o sezonun yanılmıyorsam Kasım ayında Steven Gerrard'dan almıştı görevi. O takımı, Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkarttı. Ve finalde penaltılarla kaybetti. Yani Rangers'ın kadrosuna baktığın zaman orta ölçekli bir takımı iyi yerlere getirebilen bir teknik adamdan bahsediyoruz. Beşiktaş için uygun mu sizce? Evet, soru bu. Yani geçen sene hatırlıyor musun, burada Portekizli teknik adamı çok eleştirmiş. Evet. Çünkü risk alıyor demiştik. Evet. Milli takım çalıştıran bir hocaydı. Evet, van Bronckhorst da belki yaklaşık 1,5 yıldır takım çalıştırmıyor. Ama bence bu sefer daha az riskli bir tercih yapıldı. Hı. Ve daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. 49 yaşında, yani bir teknik direktör için aslında kariyerinin en üst noktalarına erişebileceği yaşlara gelmiş durumda. Yani o yaşlarda ne geç ne erken, yani olgun bir yaşta, işte ne bileyim Guardiola'nın, Conte'nin, Klopp'un hani o parladığı, Mourinho'nun parladığı dönem yaşında. Yani Beşiktaş'ta güzel işler yapabilir ama buradaki kritik soru şu: Beşiktaş bu kadar oyuncu aldı, oyunculardan verim alamadı, şu oldu bu oldu. Bu kadro yapılanmasını nasıl yapacak? Çünkü rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle Beşiktaş'ın kadro açısından çok önünde şu anda. Bakalım, onu takip edeceğiz. Hocalar artık dört büyüklerde az çok netleşti. Okan Buruklu, Galatasaray, Jose Mourinho'lu, Fenerbahçe, Abdullah Avcılı, Trabzonspor ve van Bronckhorst'la Beşiktaş şu anda devam edecek gibi duruyor. Bir değişiklik olmazsa Jose Mourinho tabii başkanlık seçimi de göreceği için orada Aziz Yıldırım gelirse devam mı olur, ne olur, orası da devam riskli. Olacak. Yok. Olacak dedi ama bu o kadar çok açıklama var ki hemen diğer voleyle beraber olduğunu sanmıyorum çünkü Aziz Yıldırım zaten kendi söyledi. Ben artık açıklamalardan gerginlik olduğunu düşünüyorum. O gün basın toplantısında da çünkü o kadar çok şey var ki, işte Ali Koç sizi tercih etti, siz Aziz Yıldırım'ın sözünü dinleyerek mi geldiniz? O diyor hayır. Ya onu da çok arada bıraktıkları bir şey. Kendisi için bile zor olacak bence. Başladığında da nasıl devam eder orası ayrı. Çünkü Aziz Yıldırım dedi ki bana sormadılar fiyatlar konuşulurken. İşte şimdi de o fiyat çıktı. Şimdi orada tabii bayağı bir sıkı bir başkanlık seçim yarışı devam ediyor ve pazar günü netleşecek. Mourinho, hep geçen hafta çok konuştuk. Bu hafta, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıl boyunca belki de en çok konuşacağımız isim olacak Jose Mourinho. Dün de yıllık ne kadar ücret alacağı açıklandı. 10 milyon 500 bin euro. Yani 10,5 milyon euro. İşte ekibiyle beraber yıllık 12 milyon euro gibi bir maliyet deniyor. Belki daha fazladır, bilemiyorum. Bonuslar olabilir, şu olabilir ama 10,5 milyon euro. Şimdi Jose Mourinho zaten bu rakamın altında bir rakama herhalde kariyerinde hatırlamıyorum, çalışmadı. Normal ama Türkiye standartları için yüksek mi? Tabii ki yüksek. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek. Bir teknik adam maliyeti olarak. Benzeyi gördük mü acaba hiçbir hocada? Yok. Bir Hiddink'le milli takım anlaştığında Hiddink'in çok konuşmuştuk maaşını ama bu rakamlar değildi.
Türk milli takımının başına gelmişti Guus Hiddink. Bu arada gerçekten reklam geri dönüşü olarak da çok iyi oldu. Türkiye'nin şu anda en çok konuşulduğu Avrupa'da özellikle. Tabii yani Şampiyonlar Ligi finalinin hemen bitiminde özellikle Türkiye ve Fenerbahçe çok konuşuldu. Daha sonra ertesi gün Türkiye'ye geldiğinde Jose Mourinho'nun özellikle kendi yaptığı paylaşımlar. İşte Boğaz'da yaptığı gezinti. Ya bunu para verseler ekstra yaptıramazlardı İstanbul'un bu reklamı. Böyle yukarıdan helikopterle çekimi falan. Yani sonuçta dünyanın ilgi duyduğu, merak ettiği bir hoca Jose Mourinho. Yani Jose Mourinho kimi çalıştırsa aslında bu ilgi ve merak devam edecekti. Şu anda bizim ülkemizde olması, Fenerbahçe'nin başında olması Türkiye için bence bir kazançtır. Önümüzdeki sene çok daha fazla Türkiye'nin adı duyulacak, kesinlikle, ismi duyulacak Süper Lig'de. Bakalım neler konuşacağız Mourinho ile ilgili. Sıkça konuşacağımıza eminiz diyelim. Spor bölümünü burada noktalıyoruz. Sözü yeniden Göksel'e bırakıyorum. Hoşçakalın.